CHP'li Ekrem İmamoğlu mazbatayı kaybettikten sonra seçim çalışmalarına ara vermiş, ardından da soluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde almıştı. Resmi programına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Ancak Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör o ziyarete dair çok ilginç ayrıntılar paylaştı. Maksadı ne, kime, ne mesaj veriyor diye düşünürken gittiği otelin kapısındaki fotoğrafı gördüm. Bir tarafta Necati Yağcı, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu. Yağcı'yı tanımayanlar için biraz anlatayım. Adını Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiği dönemde duydum. Derviş'e siyasi çalışmalarını yürütmek için ofis ve araçlarını tahsis etmişti. Sabah yazarı o dönem bu ilişkileri yürüten kişinin halen Koç Holding'de çalışan Oya Ünlü Kızıl'ın olduğunu belirtiyor. Eşi de Necati Yağcı'nın şirketinde çalışıyor. Bu durum akıllara Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un mazbatası iptal edilmeden saatler önce İmamoğlu'na yaptığı hayırlı olsun ziyaretini getirdi. Dilek Güngör köşe yazısında İmamoğlu'nu Kıbrıs'ta ağırlayan Yağcı ile ilgili başka bilgiler de paylaşıyor. ABD ve İsrail'in güvenli isimlerden biri olduğunu belirtiyor. Yağcı aslında ABD'lilerin Our Boys, yani bizim çocuklar dediği kesimden. Kamuoyunda pek tanınmaz. İstihbarat ve güvenliğe aşırı önem veren ABD'ye ve İsrail, Yağcı'ya epeyce güvenmiş olacak ki bir sürü stratejik işi kendine teslim etmişler. Misal, Almanya'da Amerikan askeri istihbarat binasının yenilenmesi, Moskova'da ABD Büyükelçiliği güvenlik duvarı, Frankfurt, Belarus, Moldova, Yemen ve Tacikistan'da ABD elçiliği inşaatları, Ankara'da ABD elçiliği binası. Ve Güngör Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan bu ziyaretle ilgili yazısını bir soruyla bitiriyor. İş adamı Yağcı'nın rolü ABD ve İsraillere İmamoğlu lansmanı olabilir mi diye soruyor. O sorunun dumanı tüterken Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy'un yazısından çok çarpıcı bir bölüm göze çarpıyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partide CHP'li İmamoğlu'na destek konusunda iki kez oylama yapıldığını ve ikisinde de red kararı çıktığını söylüyor. Gerekçesi de çok net. DSP demek Kıbrıs demektir. DSP demek bağımsızlık demektir. FETÖ'cülerin Amerika'dan, PKK'lıların Kandil'den, HDP'lilerin de meclisten destek verdiği birine DSP kurumsal olarak destek vermez, veremez. DSP Genel Başkanı Aksakal, Ecevitçi olan seçmenin İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylüyor.